Tarım Öz Tarım Masası programını sunar. Konya'dan selamlar, saygılar sevgili seyirciler. Tarım Masası programı bu hafta yine dolu dolu bir içerikle, çok önemli bir konukla sizlerin karşısında. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Doçent Doktor Okan Kaytancıoğlu bu hafta konuğumuz. Konuşulmayanları bu hafta konuşacağız. Sizlerin merak ettiği soruları kendilerine soracağız. Buradan cevaplarımızı alacağız. Dediğim gibi konuşulmayan birçok konuyu konuşacağız. Programımıza başlamadan önce ülkemizin içerisinde bulunduğu durumda maalesef yine şehitlerimiz var. En son İzmir Adliyesi'ndeki kalleş saldırıyı yüreklerimize ateş düşürdü. İki tane orada şehidimiz var. Şehitlerimize Allah-u Teala'dan rahmet. Yaralılarımıza, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. İnşallah bir an önce bu hain saldırılar, hain emeller üzerimizden kalkar. Halkımız refah, mutluluk içerisinde yaşar diyoruz. Sayın Kaytancıoğlu hoş geldiniz. Evet hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bizleri konuk ettiğiniz için. Birçok medya organının bizi davet etmediği bir ortamda Kanal 42 izleyenlerinin karşısında olmaktan gerçekten mutluyum. Ben de sizin dileklerinize katılıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terör belasından bir an önce kurtulmak istiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hükümete sürekli elimizi uzatıyoruz. Bu terör bitecekse, şehitlerimiz gelmeyecekse her türlü desteği, her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Yeter ki artık bu topraklarda hür ve serbest yaşayalım. Terörlü bir gündemimiz olmasın. Üreten bir Türkiye'yi konuşalım. Üreten, hakça bölüşen bir ülkeyi konuşalım. Biz bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Çok teşekkür ederiz temennileriniz için. Kanal 42 olarak sizinle de önceden de konuştuğumuz gibi tarımın siyaseti olmaz. Tarımın partisi olmaz. Tarım ülkenin tarımı, ülkenin geleceği. Bu nedenle size birçok soru soracağız ama bu sorudan büyük bölümünü konuşamayacağız. Çünkü zaman yetmeyecek. Soracağımız soruların hepsi ayrı birer konu. Ama dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince biz size soruları soracağız. Sevgili seyirciler WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz ama WhatsApp'tan telefonla lütfen arama yapmayın. Artık bu her programda söylüyorum. WhatsApp'tan sadece sorularınızı yazın bize. Sayın Vekilimize soralım. Siz şöyle bir iddiada bulundunuz. Dediniz ki devlet çiftçiye parasını ödemiyor. Gayri safi milli hasılanın %1'ini çiftçiye verilmesi gerekirken, sektöre, tarım sektörüne verilmesi gerekirken bu verilmiyor dediniz. Hükümet kanadında hayır biz veriyoruz dedi. Siz neye göre verilmiyor diyorsunuz? Onlar neye göre evet biz veriyoruz diyorlar. Evet. Çok teşekkür ederim. Böyle bir soruyla başladık. Şimdi Tarım Kanunu'nun 21. maddesi. Çok açık ve net. Tarım Kanunu 2006 yılında yasalaştı. Birçok maddesi var ama 21. maddede çiftçiye verilmesi gereken destekle ilgili bir hüküm var. Bağlayıcı hüküm. Hukuk devleti isek biz bağlayıcı hükümlere uymak zorundayız. Aynen şöyle diyor. Çiftçiye verilecek destek gayri safi milli hasılanın %1'inden az olamaz. Evet. Bu ne demek? %1'inden fazla verebilirsin. Olabilir, evet. Yani gayri safi milli hasıla nedir? Her yıl sonu Merkez Bankası, devletin ekonomiyle ilgili kurumları gayri safi milli hasıla rakamlarını açıklarlar. Bu rakamlar Türk lirası bazında olabileceği gibi sabit fiyatlarla veya cari fiyatlarla da olabilir. Dolara da çevirebilirsiniz. Ama biz tabii dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi çok basit olarak anlatabilmek için Türkiye'nin gayri safi milli hasılası düştü tabii ki. Çünkü üretim rakamları düşünce, büyüme rakamları düşünce üretim rakam gayri safi milli hasıla rakamları da düştü ama 2015 yılı için şöyle bir veri verebiliriz. 2015 yılının sonunda Türkiye'nin 800 milyar dolarlık bir gayri safi milli hasılası vardı. Şimdi bu 720 milyar dolarlara geriledi. Ama 800 milyar dolar olsa, dolar kurunu da bakın 3 lira 60 kuruş bugün
Hatta 65'lere kadar çıktı. Evet. 3 lira kabul etsek 24 milyar lira yapar. 24 milyar lira tarıma aktarılması gereken kaynak ama hükümetin ayırdığı kaynak bunun tam yarısı oldu. 2016 yılı için söylüyorum. Niye bir önceki yıl rakamına göre veriyor? Yani 11.7 milyar lira. Yani tam yarısı. Gayri safi milli hasılanın %1 değil, %0.5'ı. Şimdi biz zaten diyoruz ki ya çiftçi eğer siz %1'ini vermiş olsanız çiftçi niye köyden kente göç etsin? Niye tarlasını boş bırakıyor çiftçi? Niye kırsal boş oluyor? Neden Türkiye'de 26 milyon dönüm alan ekilmiyor? Neden İstanbul'un nüfusu 6 milyonken 16 milyon oldu? Ankara 2-3 milyonken niye 6 milyon oldu? Neden Türkiye buğday ithal ediyor, hayvan ithal ediyor, soya ithal ediyor, mısır ithal ediyor, tütün ithal ediyor, bakliyat ithal ediyor? Demek ki siz tam çiftçiyi desteklemiyorsunuz. Üretim rakamlarından da bu ortaya çıkıyor. Her şeyden de ortaya çıkıyor. Destekleri düzgün bir şekilde veremiyorsunuz. Yönetemiyorsunuz bu mekanizmayı. Hükümet diyor ki, şimdi ben bir soru önergesi vermiştim ilk vekil seçildiğim yıllarda. Aynen sizin dediğiniz gibi bir cevap geldi. Biz olur mu %1'i geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Kredi veriyoruz. Şimdi kredi bir destek midir? Ama sıfır faizli kredi veriyoruz. Şimdi sıfır faizli de verseniz, ben şimdi size 1 lira verdim. 1 lirayı geri alıyorsam bu bir borçtur. Yani bu bir destek değildir. Destek nedir? Bulmacalarda çıkar. Karşılık beklemeden yapılan yardım. İyilik. Destek de budur. Ben sana bunu veriyorum. Niye veriyorum? Çiftçi olduğun için veriyorum. Çünkü sen doğal koşullarda çalışıyorsun. Bakın kar yağdı. Ve uzun zamandan beri Konya'ya ilk defa kar yağdı. Bu kar şimdi o kadar önemli ki. Yeraltı suyuna inecek, yeraltı suyunu besleyecek ve tahıl ekili olan yani buğday ekili, arpa ekili olan alanları besleyecek, onları koruyacak, onları organik madde bakımından destekleyecek bir ürün. Yani bu bir destektir. Ben bir de buna para verirsem ama bu kar yağmasaydı, yağmur yağmasaydı, kuraklık olsaydı çiftçi belki çok kötü bir hasat sezonuyla karşılaşacaktı. Bu yağmurlar kar gelmeden önce de çok kötü durumdaydı. Çok kötü. Çoğu peki bu, çekemedi yani. Bu doğa dengesini kurmak çiftçinin elinde mi? Değil. Dolayısıyla biz niye çiftçiye destek veriyoruz? Diyor sen açık hava fabrikasında üretim yapıyorsun. Her türlü doğa koşullarına bağlısın. Bir de dünyada sizden başka ülkeler de var. Onlar fazla üretirse sizin fiyatlarınız düşebilir. Veya aşırı derecede yükselebilir ama sizde ürün olmayabilir. O yüzden çiftçiye her ülke destek verir ve biz de yasal olarak %1 demişiz. Hükümet diyor ki ben diyor kredi veriyorum. Onun dışında diyor ben diyor sulama yatırımları yapıyorum. Şimdi her tarlaya su götürebiliyor musun? Götüremiyorsun. Dolayısıyla suyu götürmek zaten devletin asli görevi. Yani köye elektrik götürmek, köye su götürmek bunları da sen destekleme mekanizması içerisine koyarsan olmaz. Kaldı ki kredilerde Türkiye çok ciddi sıkıntılar da yaşadı. 9.3 milyar lira yani eski parayla 9.5 katrilyon lira 2010-2015 arası sıfır faizli hayvancılık kredileri verildi. Sonuç o ortada. O bir faciaydı yani. ben Anadolu'da da birçok yerinde program yaptım çiftçinin güler yüzü programına. Baba oğluna böyle bir para vermez diyerek birçok insan girdi ve çoğu iflas etti, battı. Kapattı, battı. Hala da onun sıkıntısını yaşayan üretici var. 2000 lira olan damızlık inekler 6-7 bin liraya kadar çıktı. Evet. Sonra o inekler kesilmek zorunda kaldı. 9,5 katrilyon lira siz bir kaynak ayırıyorsunuz. Karşılığında bugün yine biz hayvan ithalatını konuşuyoruz. Ve o çiftliklerin, büyük çiftliklerin çoğu tabelalar astı. Satılık çiftlik diye. Niye? Çünkü yem kaynağı yok. Düzenli bir üretim planlaması yok. Yani AKP bir defa hukuk tanımaz bir parti. Kurallara uymayan bir parti. Kendi çıkardığı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteklediği bir yasaya, tarım kanununa uyması gerekir. Şunu diyebilirler de anlardık. Ya paramız yeterli değil. Bütçemiz yeterli değil. Biz yeterli kaynağı ayıramadık. Yeterli vergiyi toplayamadık. Devletin yeterli geliri yok. Çiftçimize bu yasaya uyamadık deseydiler ki ben bunu bakana sürekli söylüyorum. Böyle derseniz en azından biz de size yüklenmeyiz. Yani şimdi siz diyorsunuz ki biz %1'den fazla destek veriyoruz. Kimi kandırıyorsunuz? Kendinizi kandırıyorsunuz ve çiftçiyi kandırıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bir hükümet, ciddi bir hükümet insanına yalan söylemez. Yani param yok de geç ama siz diyorsunuz ki biz ısrarla veriyoruz. Biz de rakamlarla çürütüyoruz. Kaldı ki bir şey daha ekleyeyim ben bu konuda.
Geçtiğimiz bütçe sunuşunda OECD rakamlarını kullandılar. OECD ülkelerine göre Türkiye en fazla destek veren ülkelerden bir tanesi. Evet. Doğrudur. Ben bir bilim adamı olarak cevap verdim. Dedim ki OECD'nin destekleme hesaplama yöntemleri çok farklıdır. Çünkü OECD piyasa fiyatları üzerinden desteklere bakar. Şimdi bizde piyasa fiyatlarına göre et örneğin 50 lira. Ama gidin komşumuz Bulgaristan'da 8 lira. Şimdi oradaki fiyat çok düşük, bizde çok yüksek. Bu üreticinin cebine giden bir para mıdır? Hayır, aracıların cebine giden bir paradır. Buna göre bakarsanız bunu kullanmanız son derece yanlıştır. Yani biz destek çok veriyoruz. Bakın OECD verilerine göre en yüksek desteği biz veriyoruz diye övünürseniz bunlar yanlıştır. Ama şimdi burada Sayın Vekil şöyle bir sıkıntı da var. Yani benim aklımda dalga geçilmesi beni rahatsız ediyor. Evet. Ki umarım büyük bir ihtimalle çiftçilerimiz de rahatsız ediyordur. Bu Milli Tarım Projesi'nden hemen küçük bir atıfta bulunacağım. Çok konuştuk bu konuyu. Siz de mecliste gündeme getirdiniz. Mazota %50 desteklendi. Bu müthiş bir olay. Ayakta alkışladı herkes. Ben de alkışladım. Hani yapılamazdı, bakın işte yapılıyormuş dedik. Ama bunu öğrendik ki 2017 Ekim'ini kapsayacak, 2018'de çiftçinin cebine girecek. Keza Sayın Başbakan pancar fiyatı açıkladı, 210 lira dedi. ama bu 2017'nin öngörülen fiyat olduğunu sonradan açıkladılar. Şu anda gerçek rakam 190 lira yanılmıyorsam. Evet. Bunun yanında işte havza bazlı modelde bazı ürünler giriyor, bazıları çıkıyor. Yani oturmayan bir şey var. 2018'de çiftçinin cebine girecek paranın bugün veriyormuş gibi anlatılması. İşte birkaç gün önce torunlarına bakan anneannelere, babaannelere para verilecek diye bütün haberlerde manşetten verildi. Sonuç önemli yazmıyor. Bir haber diye verildi. Sonra bakan açıklama yapıyor. Ya sponsorlar verirse. Şimdi böyle günlük ses getiren politikalar, haberler, işte vaatler beni rahatsız ediyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Milli Tarım Projesi güzel bir proje. Sizin de böyle bir projeniz vardı. Hayata geçecek mi? İnanıyor musunuz? 2018'e kadar köprünün altından çok sular geçer mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa Milli Tarım Projesi denmesi AKP'yi sınıfta bırakmıştır. Bugüne kadar demek ki tarımı milli görmemiş AKP ki ilk defa Milli Tarım Projesi diyor. Ben Milli Tarım Projesi dendiğinde umutlandım. Dedim ki herhalde Türkiye ithalatı bırakacak. Tamamen çiftçiyi desteklemeye yönelecek. Evet. Çünkü milliden ben bunu anlarım değil mi? Evet. Ama içine baktığımızda işte havza bazlı destekleme. Yani çiftçi zaten hangi havzada neyin yetişeceğini biliyor. Buna göre üretim yapıyor. Şimdi Konya'da siz buğday, şeker pancarı, mısır gibi birçok ayçiçeğini hatta burada yönelimde çok ciddi biliyorum. Bunların tarımını yapıyorsunuz. Bunun dışında burada narenciye tarım yapabilir misiniz? Zaten havzada yok. Havzaya bunlar alınıyor zaten. Buğday ülke genelinde veriliyor zaten. Yani bunu yeni bir şeymiş gibi anlatmaya çok gerek yok. Katıldığımız bazı yerler var. Tarımsal sit alanı ilan edecek. Evet, bazı havzaları korumak zorundayız. Sanayinin kirliliğinden korumak zorundayız. Erozyondan korumak zorundayız. Verimli toprakları gelecek nesillere bırakmayı düşünmek zorundayız. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Gelecek tarımdadır. 20 sene sonra Türkiye'nin nüfusu 90 milyonu geçecek. Aynı topraklardayız. Daha fazla üretmek zorundayız. Daha fazla tüketmek zorundayız. Dünya nüfusu şu an 7 milyar. 20 sene sonra, 25 sene sonra 9 milyar olacak. Aynı topraklar, toprak savaşları çıkacak. Belki su savaşları, belki gıda savaşları çıkacak ileride. Kimin toprağı varsa, kim üreten bir ülke ise o belki de bağımsız bir ülke olacak. Şimdi dolayısıyla milli tarım dediğinizde ben bunları anlarım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarıma bakışı zaten budur. Üreten bir Türkiye ve hakça bölüşen bir ülke. Bakın hep bunları söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Şimdi bizim çok ciddi bir tarım politikamız var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Temelinde de bu vardır. Yani bazı ürünleri ithal edebilirsiniz. Örneğin enerjiyi ithal etmek zorundasınız, petrolü. Ama siz buğday ithal ediyorsanız ve tarlalarınızda buğday üretebilecek potansiyeliniz varsa, ayçiçeği ithal ediyorsanız, tarlalarınızda ayçiçeği üretebilecek potansiyeliniz varsa,
İç Anadolu gibi yoğun bir göçün yaşandığı yerde siz bakliyat üretimi yapmıyorsanız, nohut, mercimek, fasulye üretimi yapmıyorsanız, bunu tamamen Kanada'ya endeksliyseniz sizin milli tarımınızdan şüpheyle bakılır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bunların her birini kendi topraklarında, kendi çiftçisine destekleme yaparak ürettirmeyi planlıyor. Şimdi AKP bizden çok kopya çekti ve biz kopya çekmesinden de inanın mutluluk duyuyoruz. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, ülkeyi kuran partiyiz. İdeolojisi sağlam bir partiyiz. Cumhuriyet'in ilkelerinde ne var? Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de kiminle savaşmış? Çiftçilerle. Ne demiş? Köylü milletin efendisidir demiş. Efendi gibi gezmesi lazım çiftçinin. Yani cebinde para olması lazım. Kimseye borçlu olmaması lazım. Şimdi biz buna göre tarım politikamızı hazırladık. Ne vardı bizim tarım politikamızın içerisinde? Üretim ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi. Şimdi girdi maliyetleri en önemli kalemler nedir? Gübre, yem ve akaryakıt ve tohumluk. Şimdi biz gübrede sıfır gübre, sıfır KDV, yemde sıfır KDV ve akaryakıtta sıfır KDV ve ÖTV diye bas bas bağırdık. Hatta mazotu 1,5 lira yapacağımızı neredeyse 2007 yılından beri söylüyoruz. En son 1 Kasım seçimlerine zam yaptık. 1 lira 75 kuruş dedik. Tabii siz bekara karı boşamak kolaydır diye bir atasözü var. Siz bunun da eleştirdiniz. Bekara karı boşamak kolay. CHP zaten iktidar olma umudu yok. O yüzden de 1 lira 50 kuruşa verir diye de eleştirildiniz. Şimdi öyle değerlendirenler olabilir. Onlara saygımız var ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Yani biz her alanda çok ciddi politikalar geliştiriyoruz. Niye geliştiriyoruz? İktidar olmak için tabii ki geliştiriyoruz. Ama biz iktidar olamasak da bu ülkenin kurucu unsuruyuz. Bu ülkeyi biz kimseye kurda kuşa yedirmeyiz diye bir şey var ya. Evet. Biz politikalarımızı hazırlayalım, doğrusunu yapalım, yani bizden kopya istedim, çeksinler. 1 lira 50 kuruşa veremezsiniz, bunu nasıl yapıyorsunuz diye eleştiren AKP kendisi verdi. Evet. Peki gerçekten hayata geçecek mi? Geçecek de tabii. Bakın biz 1,5 lira, 1500 lira asgari ücret olacak dedik. Onlar 1300 lira verdi, onlar iktidar oldu. Evet. Biz taşeronu kaldıracağız dedik. Onlar da evet dedi ama kaldıramadılar. Şimdi demek ki bazı konularda samimi değiller. Milli tarımda da samimi değiller. AKP aslında hiçbir şeyde samimi değil. Çok güzel söylemleri var. İnsanları kandırmaya yönelik ama uygulamaya geldiğinde kendi bildiklerini okuyor. Kendi yandaşlarına sadece çıkar sağlamayı düşünüyor. Başka bir şey düşünmüyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin gerçeklerinden hareket eder. Biz 1,5 lira dediğimizde rafineri çıkış fiyatının ne olduğunu, petrolün Türkiye'ye gelişinin ne olduğunu hesapladık. 1 lira 16 kuruşa Türkiye'ye maliyeti var dedik. 32 kuruş da bunun dedik, bayi karı var dedik. 1 lira 52 kuruşa Türkiye'ye bunun maliyeti var. Biz de 1,5 liraya satacağız bunu dedik. Hesaplama yaparken buydu. 1 lira 75 kuruş iken de dolar arttı. Buna göre revize ettik. Belki bugün dünyada petrol fiyatları da arttı. Belki de 2 lira deriz. Ama AKP ne diyor? Yarısı sizden, yarısı bizden. Şimdi ben buradan ne anlarım? Böyle bir şey söylüyorsan şu an mazot 4 lira 60 kuruş. Yani 2 lira 30 kuruşa ben mazot alacağımı düşünürüm değil mi çiftçi olarak? Evet. Peki bunun bir bütçeye de konması gerekir. Bu vergi azalışının. Devletin bir vergi kaybı var. Ama bakıyorsunuz bütçede yok. Ne diyor? Söylemde var ama eylemde yok. Bütçede olmayınca biz hemen tabii isyan ettik. Nerede? Yok bu sene yetişmeyecek 2018'e. O zaman sen kandırıyorsun insanları. Ama CHP iktidar olsaydı biz vaatte bulunmuştuk. Biz bunu hemen gerçekleştireceğiz dediğimiz vaatler vardı. Örneğin taşeronu hemen yapacağız. Niye? Taşeron sistemin devlete bir zararı yok. Çünkü taşerona veriyorsunuz zaten siz parayı. Aradan taşeronu kaldırdığınızda ilgili işçiye vereceksiniz. Hastanede çalışan, üniversitede çalışan, postanede çalışan, ne bileyim devlet, belediyelerde çalışan özel güvenlikler, özel güvenlikler var. Bir sürü insan var. Yani biz kandırmayız insanları. Biz yemde ve gübrede KDV'yi sıfırlayacağız dedik. Bunlar da aynen hemen yaptılar. O 2016 Şubat ayında yasa geçti. Biz de destek verdik bakın. Hem eleştirdik hem destek verdik. Verilme yöntemine kızdık. Dedik ki ben aynı zamanda Tarım Komisyonu üyesiyim. 25 üyeli bir ekibin içindeyim. CHP olarak 6 tane üyemiz var. Komisyon başkanımız da Panko Birliği'nin aynı zamanda başkanı olan Recep Konuk, Karaman Milletvekili. Şimdi siz yemde ve gübrede KDV'yi kaldırıyorsunuz. Devletin 2 katrilyon liralık alacağından vazgeçmesi. Güzel. Tarıma ayrılacak bu kaynak. Güzel bir kaynak.
Peki 2 katrilyon lira çiftçinin cebine gitti mi? Hayır. Kimin cebine gitti? Aracıların cebine gitti. Bu işin ticaretini yapanlar. Peki tarım komisyonunu toplasaydınız da orada bunu gündeme getirseydik şöyle yapılmaz. Çiftçinin ÇKS hesabı var. Her çiftçinin banka hesabı var. Bu hesaplara aktarılsaydı bunların alacakları, her çiftçinin ne kadar gübre kullanacağını biliyoruz. Bunlar aktarılmadı. Kime gitti? Aracılara gitti. Yem fiyatı düştü mü? Bizi izleyenler çok iyi bilir. Yem fiyatı düşmedi, tam tersine arttı. Gübre fiyatı düştü mü? Biraz düştü ama %18 oranında düşmedi. Yani üre ben çok iyi hatırlıyorum 1100 liraydı. 1050 liralara falan geriledi. Belki şimdi daha da artmıştır. Son rakamlara bakmadım. Kaldı ki nitratlı gübrenin satışını da durdurdular. Bugün yarın da nitratlı gübre kullanılması gerekiyor artık. Şimdi niye? Bomba yapıyorlar. E kardeşim sen devlet değil misin? Sen bunu önleyemez misin? Kim alıyor bu gübreyi? Bunu tespit edemez misin? Etmen gerekir. Yani çiftçinin kullanacağı gübreye sen niye göz dikiyorsun? Yani ama şimdi, şey var burada şimdi devletin denetim görevi önemli. Şimdi yüzlerce mesaj var. Onu da hemen size genel olarak soracağım. Mesela GDO'lu mısır hayvanlarda kullanılacak sadece dendi. Gümrükten girdi ülkeye. Bunu takip edilebildi mi? Edilemedi. Nerelerde kullanıldı? Ne oldu? Belli değil. Keza işte bu nitratlı gübre olayına burada ne dönüyor bilmiyorum. Bomba yapacak insanlar zaten bunu temin ediyorlar. Burada devletin denetim mekanizmasında sıkıntı var. İşte tam da sorular bununla ilgili geliyor. Gıda mühendislerinin ciddi soruları var. Ziraat mühendisleri, veteriner hekimler bizim istihdamımız ne olacak deniyor. Ben çok yakından biliyorum. Sayın Bakan nereye çıkarsa orayı bombardımana tutuyorlar. Şundan bizi de tuttular. CHP olarak siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, veteriner hekimler neden istihdam edilemiyor? Gıda Tarım Hayvan Bakanlığı'na sosyolog alınabiliyorken neden bu arkadaşlar alınmıyor? Şimdi konudan konuya geçiyoruz ama hepsi bir bütün. Türkiye tarımının ciddi yapısal sorunları var. Aslında Türkiye ekonomisinin ciddi sorunları var. Yani AKP tamamen günü geçiştiren politikalar uyguluyor. Evet. Biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsak ne yaparız? Böyle yapmayız. Bir defa biz planlamaya çok önemli bir partiyiz. Devlet Planlama Teşkilatı'nı bile Cumhuriyet Halk Partisi kurdurmuştur. Yani bir ülke geleceğini planlayamazsa, üniversitelerini planlayamazsa, ziraat fakültelerini, gıda mühendisliği fakültelerini planlayamazsa, tarımını planlayamazsa, nüfusunu planlayamazsa, eğitimini planlayamazsa hiçbir şey yapamaz. Şimdi hükümet ne yaptı? Çok iyi hatırlıyorum ben üniversiteden geldiğim için. 2006 yılında bir sürü üniversite kurdu. Var olan üniversiteleri 2'ye 3'e böldü. Benim üniversitem örneğin 3'e bölündü. İyi güzel. Üniversitelerin açılması güzel ama onların donatılması lazım. Sonra benim ziraat fakültesine girdiğim zaman 12 ziraat fakültesi vardı. Kaldı ki bizden öncekiler hep 2'şer 3'er işte Ege vardı, Ankara vardı, Erzurum vardı, Çukurova vardı. 4 tane ana fakülte vardı. Tamam her bölgede bir fakülte olması iyi ama şimdi 40'ın üzerinde ziraat fakültesi olmuş. Yani, şu anda diyorlar ki 3500 tane her yıl gıda mühendisi mezun oluyor. Evet. Bakanlıktaki sayı 2256. Şimdi gıda mühendisi açığı var. Bakanlıkta kadro var. İstese hepsini atar. Atayabilir de. Ben de geçen sordum zaten. Niye atamıyorsunuz dedim. Yani bakan kendi ağzıyla 2016 yılı bütçesini açıklarken 3100 civarında mühendis alacağız dedi. Bunun yarısını aldılar ve 800 kadarını da bu FETÖ'cülükten dolayı ihraç ettiler. Yani bakanlıkta ciddi bir atama yapılması lazım. Ama ekonomi kötü olduğu için yani kimseyi almıyorlar. Ne öğretmen ataması yapıyorlar, ne doktor ataması yapıyorlar doğru dürüst. Ne hemşire ataması, ne mühendis ataması. Şimdi gıda mühendisleri boşta. Ziraat mühendisleri, su ürünleri mühendisleri, veterinerler. Ülkede 400 bin tane hayvan yılda ölüyor, buzağı ölüyor. Biz geçen hafta biz bu konuya değindik. Evet. Konya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Aşkın Hoca vardı. Profesör evet. Doktor Aşkın Hoca. 400 bin buzağı ölümünden bahsetti. Bunların belki de kurtarabilsek, yaşatabilsek, gerekli destek verilse ülkenin hayvancılıkta yaşadığı probleme çözüm olacak rakamlarla ortaya koydu. Her alanda yani AKP Türkiye'yi aslında yönetemiyor. Yani
Bunu her alanda görüyoruz biz. Sosyal devlet konusunda görüyoruz, eğitim konusunda görüyoruz, sağlık konusunda görüyoruz. Bakın sağlık hizmetlerine ciddi anlamda zam yaptılar. Yani %60'a varan muayene ücretlerine zamlar yapıldı. Yani enflasyon %60 mı? Hayır, açıklanan rakama göre %9. Niye %60 yapıyorsunuz? Neden köprü geçiş ücretlerine %48 civarında zam yapıyorsunuz? Demek ki artık kaynak bulmak için başka şansları kalmadı. Şimdi bakın tarımda çok büyük hatalar var. Biz bunu böyle yapmazdık diyorum. Üretim planlaması yapardık. Bu kadar ziraat fakültesi açmazdık. Bu kadar gıda mühendisi yetiştirmezdik belki. Veya yetiştirenleri çok iyi yetiştirirdik. Ama onların her birini devlette işe sokardık, işe yerleştirdik veya özel firmalarda işe girmesini, gıda denetimi yapmalarını isterdik. Çünkü bizim için sağlıklı gıdaya ulaşım son derece önemli. Hayvan sağlığı son derece önemli. O yüzden veteriner fakültelerini çok önemsiyoruz. Ziraat fakültelerini çok önemsiyoruz. Ama o ziraat fakültelerinden de iyi mühendisler, veteriner fakültelerinden iyi veterinerler yetişip boşta kaldığı zaman da çok üzülüyoruz. Bizlere her gün geliyorlar, yardım istiyorlar. Biz de muhalefet olarak her fırsatta dile getiriyoruz. Bakanlığa soruyoruz, bakanın kendisine soruyorum, bir cevap alamıyorum. Peki burada bakanlık masaya yatırılmışken Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nda kulislerde konuşulan iddiaya göre Sayın Cumhurbaşkanı Faruk Çelik'le ciddi bir hesaba çekmiş. Evet. Kulislerde konuşulan Faruk Çelik'i çok ciddi oranda da eleştirmiş bazı uygulamalardan dolayı. Şimdi Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nı masaya yatıracak olursak liyakatsız personel yerleştirmede şu anda ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar. İşte TİGEM Genel Müdür Yardımcısı sporcu kimliği olan birisi. Yine bakanlıkta çok önemli bir görevde bulunan kişi vahşi sulamayı bilmiyor. Vahşi sulama nedir deniyor. Aynı zamanda işte 12 yıllık bir Mehteker dönemindeki bürokratik yapı bakanlıkta şu anda Faruk Çelik'le ciddi bir mücadele olduğu da söyleniyor. Ve Faruk Çelik yeni genel müdürler atayacağını ve görevden almalar olunacağı da söyleniyor. Yani Gıda Tarım Bakanlığı'nda neler oluyor diye soracağım ama bizim çocukluğumuzda vardı. Bilmiyorum siz o dönemde yetiştiniz mi? Gölge kabineler olurdu. Evet. Bir parti iktidar olduğu zaman ana muhalefet bir gölge kabine yapardı. Her gölge bakanlığında bir gölge kabinesi olurdu. Sizi de gölge kabine olarak, sizi Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı olarak ben gördüm. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nda neler oluyor? Şimdi bakın siz liyakatten bahsettiniz. Biz de Genel Başkanımız sürekli liyakatı ön plana çıkartmamız gerektiğini söylüyor. Bu bizim dinimizin de ana kurallarından bir tanesi. İşi ehline verin. Yani şimdi siz her 5 kişiden çiftçi olan bir ülkede, 17 milyon çiftçinin bulunduğu bir ülkede, toprakları tarıma elverişli olan bir ülkede, 4 mevsimin yaşandığı bir ülkede, 40'ın üzerinde ziraat fakültesinin olduğu, 80'e yakın, 70'e yakın gıda mühendisliği bölümlerinin olduğu, yine 30'un üzerinde veteriner fakültesinin olduğu bir ülkede, AKP'de 316 tane milletvekilinin içerisinde ziraat mühendisi, veteriner gibi mezunların olduğu bir ülkede kalkıyorsunuz, Yüksek İslam Enstitüsü bir mezunu birini tarım bakanı yapıyorsunuz. Baştan bir kere hata. Hadi neyse, deneyimli bir bakan, her şeyi yönetebilir. Bakan yardımcısı kadrosu var. Bakan yardımcısı da meclisin daha önceden Dilekçe Komisyonu Başkanlığı'nı yapmış bir hukukçu. Kişilerle hiçbir problemimiz yok. Bakın. Ben kişileri ben de konuşuyorum. Evet. Hiç önemsiz. Yani selam veririz, merhaba, nasılsınız deriz. İyi bir insan olabilir. Ama hukuk mezunu. Tarımı yönetiyorsunuz siz. Şimdi hukuk mezunu hukuk konusunda bilgili. Onu da bakan yardımcısı yapıyorsunuz. Daha önceki de mimardı. Evet. Müsteşar önemlidir. Müsteşarlar son derece önemlidir. Müsteşar da İşkur'un genel müdürü. Şimdi böyle bir ekiple yola çıkıyorsunuz. Bu ekip tarımı ne kadar anlar? Milli Eğitim Bakanı. O da işletme mezunu. Yani koskoca Milli Eğitim'i bunlara mı emanet ediyorsunuz? Ben bir gece meclisteki konuşmada söyledim. Bir işletmeciden de bu kadar dedim Milli Eğitim Bakanı olur. Yani hakikaten de bu kadar yani. Şimdi siz Tarım Bakanı AKP'nin içerisinde yapabilecek bir sürü bu konuda deneyimli insanlar var. Bakış çok önemli. Ya bakın siz vahşi sulama dediniz. Vahşi sulama ne demek? Suyu saldınız işte. Yani bu tuzlaşır, buharlaşır. Yani bunu ekonomik kullanmak lazım.
Şimdi bunu çok basit olarak biz anlıyoruz değil mi? Hemen anlıyoruz. Peki bunun anlaması için biraz bunu düşünmesi lazım. Hava, atmosfer, su ilişkilerini, güneş ilişkilerini, fotosentezi bilmesi lazım. Ne gerek var Türkiye'nin bu kadar vakit kaybına? Eleman mı yok? Bakan mı yok? Başka birini yapabilecek? Sonra zaten hatalı bilgilerle Türkiye'yi yönetmeye çalışıyorlar. Yani şimdi ne yapıyorlar? Hayvan ithalatı yapıyorlar. Şimdi dünya kadar hayvan ithalatı yaptı Türkiye. 2010'da başladı hayvan ithalatı. 2015'e kadar gelen 2015 son rakamı 3,5 milyar dolar. 2016 yılında da yaptık. 4 milyar doları aştı. 2010'da niye biz hayvan ithalatı yapmaya başladık? Et fiyatları çok yüksek. Örneğin kıyma 18 liraydı. Bugün kıyma 40 lira ve biz hayvan ithalatına devam ediyoruz. Neye çözüm bulduk? Hayır. Böyle mi çözülmesi lazım? Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olsaydı böyle mi yapardı? Hayır. İşte az önce bütçeden başladık ya, o bütçeyi etkin kullanarak, meralara ağırlık vererek, meralara su, gübre götürerek, yem maliyetlerini düşürerek, bakın biz niye girdi maliyetlerini düşürmeden başladık? En büyük problem yem maliyeti evet, zaten. Evet, yani hayvancılıkta maliyetlerin %70'ini yem oluşturur. Siz bunu ne kadar ucuza mal ederseniz o kadar ucuza et yedirirsiniz halkınıza. O kadar ucuza süt içirirsiniz. Yeni Zelanda'da sütün litre fiyatı 36 kuruş. Bakın bizim neredeyse 1/3 fiyatımız, 1/4 fiyatımız ama Yeni Zelanda süt üreticisi para kazanıyor. Niye? Yem maliyeti sıfır neredeyse. Her taraf mera. E şimdi siz meralarınızı ne yapıyorsunuz? Tokilere peşkeş çekiyorsunuz. Mera vasfını yitirtiyorsunuz. Madenlere. Madenlere veriyorsunuz. Yol yapıyorsunuz. Ya meralar birinci sınıf tarım arazisi değildir. Meralar meradır adı üzerinde. Oralarda tarım dahi yapılamaz. Bina mümkün değil. Anayasa olarak da korunmuştur. Ama AKP hukuk tanımıyor ki. O bu yüzden konuda bakanlık... çok soru geliyor hocam. Tarım arazilerine bina yapılması ve meralar. Yani buna nasıl dur denecek? Yani şimdi söylem olarak bakarsanız bakan diyor ki, başbakan da dedi buna, biz tarım arazilerine bir çivi çaktırmayacağız dedi. Ama 20-25 yıllık bir ot parasını ödeyene peşkeşle çekiliyor. Evet aynen. Şimdi yani bakın, nasıl bir mantık bu? Nasıl aslında, bir mentalite? Recep Bey çok güzel bir konuya girdiniz. Mesela ben milli tarımda bunu görmek isterdim. Milli tarıma o zaman biz de ciddi anlamda destek verdik. Derdik ki ya bu ülkenin az önce nasıl başladık? Tarımın siyaseti olmaz. Tüm partilerin uzlaştığı bir tarım politikası. Yani meralara kimse giremez. Kamu yararı kararı bile alınsa. Yani görmüyor muyuz internette fotoğraflar? Şimdi mera yol yapıyor. Ne yapıyor? Meranın olduğu yerde yolu yukarı çıkartıyor. Oradan geçiyor. Mera korunuyor. Ama biz ne yapıyoruz? Boş ver diyoruz. Ortasından geçsin. Maliyetler düşsün. Kamu yararı var. Kamu yararı ileride bize çok lazım olacak. Niye? İleride her taraf bina olduğu zaman hayvanları gezdirebilecek yerimiz kalmayacak ama o hayvanlar bize lazım. Yani niye? Et tüketmemiz lazım, süt içmemiz lazım, sağlıklı ve dengeli beslenmemiz lazım. Yani bunlar hep lazım ama tarım kimsenin tek eline bırakılamayacak kadar ciddi bir şekilde ele alınması lazım. Burada siyaset olmaz, olmamalı. Ülke çıkarları söz konusudur. Tarım çok stratejiktir. Mutlaka desteklenmesi gerekmektedir. Çünkü doğal koşullar var. Ha, ben öğrencilerime hep şunu anlatırdım. Sorularımda bu. En iyi destek hiç verilmeyen destektir. Hiç destek vermiyorsanız çok güzel. Çiftçi kendisi alabilmeli. Yani şimdi mandalina 40 kuruş, markette 2 lira. Bunu mandalinayı 40 kuruşa mal ediyorsa üretici, 50 kuruşa herkese yedirebiliyorsa ve üretici de kazanıyorsa bu çok iyidir. Bu nasıl yaparsınız? Üreticileri örgütleyerek yaparsınız. Pazarda güçlü hale gelirse yaparsınız. Onun için iyi bir hal yasasıyla yaparsınız. İyi bir hal yasası. Ya devlet de bunları sağlar zaten. Bunları yapması lazım. CHP bunları yapacak. Başka bir şey yapmayacak. Yani sosyal devleti her alanda kurgulamak lazım. Hukuk devletini her alanda oluşturmak lazım. Çiftçi hakkını kendisi alacak. O zaman devletten bir şey beklemeyecek. Devlet ona yine destek verecek. Ama o destek de ne olacak? İşte bizim efendi dediğimiz insanlar oluşacak. Yani efendi kimseye borcu olmayan, rahat rahat gezen. Bakın Avustralyalı çiftçiler ne yapıyorlar? Türkiye'ye gelip bir hafta tam pansiyon tatili yapıyorlar. Ben çiftçilere bazen dalga geçmem. Sorarım şaka ile. Bu yaz neredeydiniz? Tarladayız. Ama Avustralyalı çiftçiler Kemer'de tatil yaptılar. Almanyalı turistler geldiler Uludağ'da iki hafta kayakla kaydılar. Siz ne zaman gittiniz? Benim rahmetli dayım 50 sene bana Erzurum'u anlattı. Erzurum'da askerlik yapmış.
50 sene önce gitmiş. Erzurum'u görmemiş bir daha. İstanbul'u görmeden gitti. Niye? Çiftçi. Köyden ilçeye gitmesi bile zor. Köyden İstanbul'a gitmesi için cebinde para olması lazım. Şimdi ben birçok köy kahvesinin gece saat 9'da kapandığını biliyorum. Çiftçinin cebinde para olmadığından dolayı biliyorum. Çiftçi şu an borçlu geziyor. Çiftçinin cebinde 3'er 4'er tane kredi kartı var. Mazot almaya çalışıyor, gübre almaya çalışıyor, borçlarını çevirmeye çalışıyor, üretim yapmak istiyor ama ürünü para etmiyor. Bunların hepsini görüyoruz. Tarlası ipotekli. Birçoğunda haciz var. Yani bu durumda mı olması lazım efendinin? Efendi gibi gezmesi lazım. Üretici çünkü o. Kışın soğunu yiyor, yazın sıcağın altında çalışıyor. Yani hiç kimse o sütün o memeye nasıl indiğini, o zor koşulları bilemez. Ama o süt sudan ucuzsa yazıktır, günahtır. Şimdi siz öyle bir konuştunuz ki ben bilmiyorum programları önceden takip edebildiniz mi? Soruları soramadınız. Bizim dilimizin kemiği de yok. Bazen sinirleniyorum da bu anlattıklarınızı dinlediğim zaman bir çiftçi olmama rağmen çiftçi gibi düşündüğümde tüylerim diken diken oluyor. Bizim çiftçimiz buna layık değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli bir göreviniz var. Hem milletvekilisiniz hem de Sayın Genel Başkan'ın tarımla ilgili baş danışmanısınız. Evet. Bu manada önemli bir kimliğiniz var, bir değeriniz var. Bu üretim reformu paketi geldi meclise. Biz defalarca program yaptık. Bunun engellenmesi lazım. Kargil'e ciddi bir kıyak söz konusuydu. Biz CHP'den de Tarım Komisyonu'ndan da diğer sivil toplum kuruluşlarından da yüzeysel eleştiri dışında ciddi bir ses duyamadık üretim reformu paketiyle ilgili. Burada biz bas bas bağırdık, masaya yumruğumuzu vurduk. Bu paket eğer geçerse Türkiye'de şeker pancarı üreticisi kalmaz. Şeker pancarı üretmeyen çiftçi buğdayı zaten onun yüzü gözü örmesine ekiyor, buğday da ekmez. Kendinize gelin diye bas bas bağırdık. Biz CHP'nin de diğer bahsettiğim tarım komisyonunda, sivil toplum kuruluşları da, ziraat odaları da fazla bir ses çıkmadı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Çiftçi deminden beri çok ciddi ruhu haliyesini anlatıyorsunuz. Bu konuda neden sesiniz çıkmadı? Bu konuda bakın, bu konuda değil, her konuda politikası olan, hazırlığı olan, yani CHP Türkiye'nin tüm sorunlarına karşı verebilecek cevabı, projesi olan bir partidir. Şeker pancarı konusunda hangi partinin acaba böyle bir şeker pancarı raporu var? Bu daha yeni bir rapor. 3 ay önce çıktı. Burada nişasta bazlı şekerden tutun, az önce söylediğiniz konular, kota uygulamaları, her şey var. Ve bunun 2 sayfalık broşürü var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde bakın şekere ve şeker pancarına sahip çıkıyoruz. Ne diyoruz? CHP köylüyü yeniden milletin efendisi yapacak. CHP iktidarını da şeker pancarı üreticisinin yüzü gülecek. Biz kotayı kaldırmak istiyoruz. Bakın çok iddialı. Çiftçinin anlayabileceği bildiğini anlatıyorum. Yani kota yok. 2. Özelleştirme yok. Bütün şeker fabrikaları devletin olacak. Özel fabrikalara karışmıyoruz. Özelleştirme yapmak istiyorlarsa... Özelleştirmede olan fabrikalar da sizin ağzınızdan bunların çıkması önemli. Özelleştirmede bulunan ve çürümeye bırakılan şeker fabrikaları var. Nasıl yapacağız onu bakın. CHP iktidarında hiçbir şeker fabrikası özelleştirilmeyecek. Modernize edilip devlet tarafından çalıştırılacak. Orada çalışan işçi kardeşlerimize söylüyorum bunu. Orada işçiler var. Mevsimlik işçiler. Evet. Emekli olmaları mümkün değil. Çünkü 5 ay 29 gün falan çalışıyorlar. Yani 6 ay bile değil. Biz onların hepsini biliyoruz. Politikası olan tek partiyiz. Ve bakın CHP iktidarında nişasta bazlı şeker kotası Avrupa Birliği ülkeleri seviyesine çekilecek. Bunu genel başkanımız bizzat Turhal'da söyledi ve böyle bir rapor yazdık biz. Şeker pancarı raporu yazdık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yeni. Bugün yarın her yerde göreceksiniz bunu. Hmm. Ama ne diyoruz burada? Kargil yasası olarak bilinir bu. Evet, Kargil yasası. Ve bu önümüzdeki sene de çıkacak, öbür sene de çıkacak. Muhakkak çıkaracağız diyor. Hatta bunu ben konuştum mecliste. Hatta Konya ile ilgili, Konya Ovası sulama projesi ile ilgili bir gece
bana bütçe konuşmalarında söz verildi. Şöyle bir espriyle de başladım hatta. Konya Ovası sulama projesini konuşacağım bu akşam. GAP'tan sonraki en önemli yatırım hamlemiz. Konyalı kaç tane milletvekili var AKP'nin burada diye başladım. Kaç tane vardı? 2. Kaç tane AKP'nin milletvekili var? 12. Konya konuşuluyor. Konya Ovası sulama projesi konuşuluyor. AKP'nin 12 milletvekilinden ikisi orada. Şeker pancarını söyledim sonra. Şeker pancarının Konya için ne kadar önemli olduğunu söyledim. Kimse yok. Ve 8 ili kapsıyor Konya Ovası. 8 ilden de birer kişi falan ancak vardı. 20 tane AKP. Buna devam edelim ama bir ara vermemiz gerekecek. Ama şeker pancarı çok önemli. Reklamlardan sonra bu konuya devam edelim. Kısa bir aramız var sevgili seyirciler. Aradan sonra beraber olacağız. Tarım Öz'ün sunduğu Tarım Masası programı devam edecek.